Onun adı Harun. 9 yaşında. Ömrü 9 kez çiçeklendi. Onun masumiyeti yeşili daha yeşil, ağaçları daha gür ve özgür kıldı. Çünkü tabiat her baharda içinde sakladığı bir çocuk nefesini dünyaya armağan eder. Harun Sakallı, 9 yaşındayım. Okula gidiyorum, ders çalışıyorum. Eve geldikten sonra ödevlerimi yapıyorum. Sonra kitap falan okuyorum. Bisiklete biniyorum, oyun oynuyorum. Onun adı Harun. Hayallerini bir uçurtma yapıp Karadeniz'den esen rüzgarlara bırakıyor. Gelecek güzel günlerini bir uçurtmanın dalgalanması gibi izliyor gökyüzünde. Okula gitmekten, ders çalışmaktan, oyun oynamaktan, horon oynamaktan mesela. Ben horon oynamayı çok istiyordum. Benim amcaoğlum oynuyordu. Sonra horon öğreten bizim akrabamız, o gel dedi, sana da öğreteyim dedi. Öyle oynuyor. Uçurtma dalgalandıkça bir müzik yayılıyor ruhuna. Kollarını havaya kaldırıyor, horon başlıyor. Tabiatın, rüzgarın ve müziğin ritmi içinde Harun dünyaya alışıyor. Bana ailem iyi geliyor, sevdiklerim de iyi geliyor, tanımadıklarım biraz kötü geliyor. Neden? Huylarını bilmediğim için. Ailem benim her şeyim. Ailesini çok seviyor Harun. Onların iyi olmasını, hoşluk ve esenlik içinde mutlu bir gelecek diliyor. Belki de bu yüzden, tam bu sebeple iyilerin her zaman kazanmasını, kötülerin hep kaybetmesini istiyor. Adım İknur, soyadım Sakallı. Karnaşlarımdol Lisesi'nde okuyorum. Lise birinci sınıfa gidiyorum. Demek ki ailesini sevebiliyor ki onun için böyle yani. Ablaları, kardeşi, ailesi. Onun dışında demek en yani dünyadaki en iyi şey belki Harun için o. Belki huzur buluyordur ailesinde. Ayşe Sakallı. Harun annesiyim. Harun hareketli bir çocuk. Ondan sonra çok yani enerjisi yüksek bir çocuk. Dersleri falan gayet iyi. Hani derslerine falan önem veriyor. Okuldan geldiği zaman ilk önce ödevlerini yapıp bitiriyor. Horonu çok seviyor. Küçüklüğünden beri çok seviyor. Hatta küçüklüğünde daha yeni yürümeye başlarken çekilmiş şeyleri var. Videoları falan var. Yani öyle. Çevresine duyarlı, uyumlu bir çocuk Harun. Biraz daha yaşından olgun bir çocuk. Müzik.
çocuk ruhuyla biliyor Harun. İyilik korunması gereken nadide bir çiçek gibidir. Polis olmak istiyorum. Polislik bana güzel geliyor. Mesela kötü adamları yakalamak, dışarıda bırakmamak, başkalarına zarar vermesin diye. Bence çocuklar zaten mesleklerini seçerken kendi istedikleri meslekleri seçmeleri gerekiyor ki severek yapsınlar. O yüzden ben de destekliyorum yani. Ben destekliyorum Harun'u bu konuda da her zaman gibi. Bence güzel. Bir zarar olacağını düşünmüyorum. Büyüyünce polis olmak istiyor. Onun polis olmaktan anladığı, bir gülümsemeyi korumak, şefkatli bir eli sakınmak, merhameti muhafaza etmek. Ağaçları güzel. Son kış olduğu için yaprakları yere dökülmüş. Öyle güzel. Ağaçlar güzel gözüküyor. Doğanın bir başka hissi var o yüzden. Doğanın keyfini hissediyorum. Biz yetişkinler deneyebilsek keşke hayata ve dünyaya Harun'un gözleriyle bakabilmeyi. Ateş yaktığımızda ağaçları sıçrayabilir, ağaçlar da yanar. Bu büyük bir orman, orman yangınına neden olabilir. Orman yanarsa o ağaçlar yok olur, güzel olmaz yani. Ağaçlar yanıyor, bazı hayvanlar kurtulamıyor, ölüyorlar. İçim yanıyor, kötü hissediyorum. Belki o zaman görürüz bir çiçeğin açısında saklı duran insanlık hikayesini. Belki o zaman farkına varırız topraktan gelen ve emekle yetişen her şeyin ne kadar aziz olduğunu. Babamla tarlada fındık ayıtlıyorum. Babam bazen işleri oluyor, bana lazım oluyor. O zaman babam beni çağırıyor, yanına gidiyorum. Mesela babam bazen ormana gidiyor, ben de onunla gidiyorum. Evet, Harun babamla fındıklığa gider, ormana gider. İşte babam ormandaki babamın ayak işlerini getir götür işlerini yapar. Fındıklıkta da aynı şekilde. Ben de fındık ayıtlıyor, yardım ediyor işte yanımda. Dalma kesiyor, taşıyor fındık filizlerini falan.
Yetişkinlik bazen çocukluktan ileri doğru bir unutuştur. En son ne zaman bir karıncanın yuvasına rızkını taşımasını izledin? En son ne zaman bir serçenin çalıların arasından havalanmasına şaşırdınız? Ya da en son ne zaman sebepsiz bir şekilde bir ağaca tırmanmak istediniz? İnsana özgürlük çocukken tattırılmış ve sonra uzak bir hatıra olarak bir tatlı hayaldir. İşte Harun, özgür ve mutlu bir çocuk olmanın bu dünyaya kattığı neşeyi anlatıyor bize. Yaktın beni kürektir, kız sırtımda kilek, seni gevurun kızı hürgeleksin hürgelek. Yaktın beni kürektir, kız sırtımda kilek, seni gevurun kızı hürgeleksin hürgelek. Ona iyi bakın. Baktıkça yeşeren yaprakları, patlayan tomurcukları, öten kuşları, esen rüzgarları görün. Onun adı Harun. Babasının sevinci, annesinin umudu. O güldükçe yeşil bir mutluluk kaplıyor çevresini. Harun yeşili. Bu ülkenin mutlu yarınlarına doğru esen tatlı bir meltem. Biz bu ülkeye çatlarcasına inanıyoruz. Çünkü bu ülkenin çocukları tebessümlerinde bir umudu gizliyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.